Akşamlar. Bir haftalık aradan sonra IMC ekranlarında tekrar Marje ile karşınızdayız. Bu hafta Kafkas diasporasındaki bir gençlik örgütlenmesini konu ediniyoruz. Konumuz İstanbul Kafkas Kültür Derneği Genç. Aslında onlar kendilerini İKKD genç olarak tanımlıyorlar. Bu akşam Marje'de bu örgütlenmenin nasıl oluştuğunu, hedeflerini ve projelerini konuşacağız. Belki de Marje'de şimdiye kadar en genç konuklarımızı ağırlıyoruz bugün. Konuklarımız İKKD genç üyelerinden Bezir Kosetan'a dönmez ve Kımza Ayşegül Özkan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi nelerin bir araya getirdiğiyle başlayalım isterseniz. İKKD genci hangi dinamikler bir araya getirdi, ne için yola çıktınız? Onları o konuyla başlarsak ileriki zamanlarda daha da açarız. İKKD genç öncelikle şunu diyebilirim ki kültürel kaygılar çerçevesinde bir araya geldi. 2011 yılı Aralık ayında meydana gelmiş bir oluşum. Daha çok yeniyiz. İstanbul Kafkas Kültür Derneği yönetiminin gençleri toplumun gelişmesindeki bir dinamik olarak görmesi. Dolayısıyla biz de bu çağrıya kulak vererek farklı örgütlenmelerde faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Fakat dernek çatısı altına bir araya gelmeye karar verdik. Bu oluşum aslında başta çekirdek bir kadro ile başladık. Önce birebir iletişimle insanlara amacımızı, hedeflerimizi anlattık. Bu hedefler konusunda ortaklaştık. Daha sonra bu küçük toplantıları daha büyüttük. Herkes arkadaşlarını davet etti. Sonra bu fikrin aslında insanların zihninde gelişmesini, bu fikri insanların benimsemesini ve içselleştirmesini bekledik. Daha sonra böyle bir İKKD genç adını alarak bir oluşum meydana getirdik. Bunda aslında şunu diyebilirim, zamanı gelmiş bir fikirdi. Yani koşullar buna müsaitti. Dernek yönetimi, yeni seçilen dernek yönetiminin gençlere olan tavrı buna müsaitti. Ve bizim tabii ki de bu zamanı gelmiştik. Bizim de birebir çalışmalarımızın sonucuydu. Bu şekilde bir araya geldik. Peki isterseniz örgütlenme yapınızdan biraz bahsedelim. Katılım profili nedir mesela ya da ne şekilde toplanıyor, nasıl karar alınıyor? Çoğunlukla üniversite öğrencileri var grubumuzda. Bunun yanı sıra çalışan kariyerinde mücadele veren birçok da gencimiz var. Genel olarak ilk günden beri savunduğumuz fikir yatay yapılanma. Grubumuzu, bütün proje gruplarımızı, çalışma düzenimizi, her şeyi yatay yapılanma üzerine kurduk. Gençlik komisyonundan çok daha farklı hareket ediyoruz. Öncelikle İstanbul Kafkas Kültür Derneği çatısı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Maddi, manevi çok fazla destekleri var bize. Ancak bütün çalışmalarımızı bağımsız olarak yapıyoruz. Bir gençlik komisyonu değiliz. İKKD genç üyesi olmak dernek üyeliğini beraberinde getirmiyor. Böyle bir bağlantımız yok. Başkanımız yok, başkan yardımcımız yok. Tamamen gönüllülük esaslı devam ediyoruz bütün çalışmalarımıza. Genel işleyiş olarak proje bazlı gidiyoruz. Yaklaşık 5-6 aydır faaliyet gösteriyoruz ve şu anda aktif olarak çalışan 4 farklı proje grubumuz var. Proje gruplarının kendi içlerinde yaptığı toplantılar ve aldığı kararlar, ardından yaptığımız genel toplantılar ve orada alınan genel kararlar şeklinde devam ediyoruz. Aslında burada sanırım o klasik diyeceğim artık, yani klasik gençlik komisyonlarından, Kafkas derneklerindeki klasik gençlik komisyonlarından temel farkımız sanırım bir hiyerarşik yapınızın olmaması ve kararları ortak alması. Evet, yanlış anlamı desem öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bizde oy çokluğuyla karar alınmıyor. Oy birliğine varana kadar yaklaşık belki 4 saat boyunca devam ediyor toplantılarımız. Ama herkesin karar mekanizmasında bir yeri var. Ve ortaklaşana kadar hiçbir karar almıyoruz. Dediğim gibi bir başkanımız yok. O yüzden bir öncümüz yok. Böyle bir başı çeken kimse olmadığı için o toplantıda yer alan herkesin o günkü gündemle ilgili karar alma hakkı ve söz söyleme hakkı var. Ve doğal olarak karar mekanizmasında üyelerin her birinin teker teker etkisi var. Genel olarak nasıl haberleştiğimizden, organize olduğumuzdan da belki biraz bahsedebilirim. Bir mail grubumuz var. İnternet diyeceksiniz. Gençler hep internet diyor. Sosyal medyada değiliz. Fakat mail grubunu kullanıyoruz biz.
Düzenli olarak bahsettiğim gibi proje grupları yaptıkları toplantıların ardından aldıkları kararlarla ilgili haftalık bildirimlerde bulunuyorlar. Onun dışında bütün süreçle ilgili alınan kararlar, yapılacaklar, bütün duyurular, her şeyi biz mail grubumuz üzerinden götürüyoruz. Aslında burada herkesin karar sürecine dahil olması inisiyatifi de yayıyor bir taraftan. Evet. Herkes bir şekilde inisiyatif almış oluyor. Bu belki çok küçük kadrolarla iş yapmaktansa çok geniş kadrolarla aynı işi çok daha kısa sürede yapmanıza sebep oluyor diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda zor bir şeydi yatay yapılanma. Çünkü yabancı olduğumuz bir yapılanma. Daha çok bu hiyerarşi düzenine alışmış bir toplumuz. Ama işte bütün Türkiye öyle. Öyle. Çerkez toplumunun özellikle liderlik konusu biraz sorunlu bir konu olduğu için biz bunu yatay yapılanmayla çözdük. Herhangi bir başkan yardımcı seçmedik. Bütün sorumlulukları onların üstüne yıkılmasından da bu şekilde kurtarmış olduk kendimizi. Proje grupları üzerinden örgütleniyoruz. Çalışmalarımızı böyle sürdürüyoruz. Bunun dışında başka farklılıklarımız da şunu diyebilirim. Yönetim kurulunun bize çok büyük bir desteği var. Bize çok büyük bir özgürlük sağlıyorlar istediğimiz projeleri gerçekleştirmemiz için. Hatta bize bizden daha çok inanıyorlar. Bizden daha çok heyecan duyuyorlar bazı projelere. Hatta bazı zamanlar biz onlara destek değil de onlar bize destek oluyorlar. Ayrıca İKKD Genç kendi kendini yöneten bir yapı. Herkesin söz hakkı var, karar alma mekanizmasına doğrudan etkisi var ve gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Kimseye sorumluluk yüklemiyoruz. Peki en kritik sorulardan birisi belki de nedir İKKD Genç'in hedefi? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Nihai hedefiniz ne? Biz kendimize nihai hedef diye bir şey aslında hiç belirlemedik. Ortada bir sürü sorun var, üzerinde düşünülmesi, tartışılması gereken, belki çözülmesi gereken bir sürü sorun var toplumumuz adına. Fakat biz bu sorunların reçetesi bizde gibi bir duruşa sahip değiliz. Biz sadece toplumda, daha da çok gençlerde biraz sorunlarımız üzerine düşünebilmeyi, daha fazla aktif olabilmeyi, bu tarz mücadelelerin içine girebilmeyi hedefliyoruz. Eğer ki şu anda biz belki birçok sorunumuzun çözülmesinde çok etkili olamayacağız. Fakat buna zemin hazırlayabiliriz umudu içerisindeyiz. O yüzden hedefimiz bu diye belirlediğimiz kafamızda böyle bir hedef belirlemedik kafamıza. Ama dediğimiz gibi eğer ki ileride yapılabileceklere zemin hazırlayabilirsek yaptığımız çalışmalarla ya da toplumda uyandırdığımız ya da uyandıracağımız bilinçle bu sanıyorum bizim için en önemli. Sanırım daha önceki programlarımızdan birisi Çerkez toplumu ile ilgili konuşurken sorgulayan bir nesil demişti. Belki de evet. Yani şimdi senin anlattıklarından ortaya çıkan birazcık da o. Yani evet. Sorgulayan, araştıran bir nesil hedefliyorsunuz belki. Evet. Aslında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En nihai hedefimiz bu farkındalığı yaratmak. Yani toplumsal hafızada iz bırakacak projeler üretmeyi tabii ki istiyoruz. Ama bunun yanında da kendimizi toplumun bütün sorunlarının çözümü olarak görmüyoruz. Biz başta da zaten ortaya çıkarken dernekçilik anlayışını da sorgulayarak ortaya çıktık. Derneklerin kuruluş amacı nedir, görevleri nedir? Bu gibi şeyleri düşündük. Sonuçta hani bir kültürü bir mekana hapsedemiyorsun. Böyle bir şey doğru da olmaz. Fakat biz derneği bir geçiş alanı olarak, bir sosyalizasyon alanı olarak kullanmaya çalışıyoruz. Yani toplumun sorunlarının reçetesi bizde değil. Fakat bu sorunları çözebilecek gençlerin yetişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Düşünen, tartışan, sorgulayan bir gençlik yaratmaya çalışıyoruz. Yani bütün çözüm bizde değil fakat tabii üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Bu bir yandan da hani hayallerimiz de var tabii ki ama aslında ayakları yere sağlam basan bir hayalci gençliğiz. Evet. Aslında biraz önce Ayşegül kısa bir giriş yaptı ama şimdi gelelim projelerinize. Projelerinizden bir tanesi görsel çalışmalar grubu. Bu proje grubunda bu proje grubu neler yapıyor? Ne gibi faaliyetleri var? Biraz kısaca açabilir misiniz? Tabii. Görsel çalışmalar grubumuzun şu anda aktif olarak yürüttüğü çalışması Sinek HS isimli projeleri. Her ayın 3. cuması derneğimizde film ya da belgesel gösterimleri gerçekleşiyor. Şimdiye kadar 3 farklı gösterim oldu.
Dance Crazy Dance, 12 ve Magic Pipe. Bunların hepsi mesaj içerikli film ya da belgesellerde. Amacımız orada sadece gidip bir şeyler izleyip ayrılmak değil, ardından orada hep beraber bu konu üzerine, filmde işlenen konu, verilmek istenen mesaj üzerine tartışıp yine dediğimiz gibi biraz düşünmeye, sorgulamaya çalışmak grubun amacı aslında. Orada sanırım Dance Crazy Dance gösteriminde ben de katılımcılardan bir tanesiydim aslında. O akşam görüştük mü hatırlamıyorum ama gerçekten özellikle ben daha önceden de izlediğim bir belgesel olmasına rağmen böyle çok bir kitleyle izlendiğinde çok daha farklı etkisi oluyor. Ve ondan sonraki tartışmalar çok ilginçti, yani konuşulan konular. Çünkü işte Çeçen, özellikle çocuklar üzerinden o Çeçen Savaşı'nı anlatan bir süreçti. Çok etkilenmiştim ben açıkçası. Evet. Umarız her katılımcı aynı fikirlerle çıkıyordur. Eminim öyle. Peki ilginç projelerinizden birisi de İnsan Kaynakları Mesleki Gelişim Proje Grubu. Bundan biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şu anda bu proje grubunda aktif olarak çalışan 14 arkadaşımız var. İlgilenenler için belirtebilirim belki. Her perşembe günleri saat 8'de dernekteyiz. Merak edip katılmak isteyen herkese toplantılarımız açıktır. Amacımız mesleki gelişim konusunda toplumda belki biraz birbirimize tutunmayı sağlamak. İş arayanları iş bulmak hedefiyle çıkmadık biz bu yola, projeyi kururken. Amacımız tamamen mesleki gelişim konusunda düzenleyeceğimiz seminerlerle, işte ayarlayabileceğimiz konferanslarla toplumda biraz daha bilinç oturup mesleki gelişimde, kariyer gelişiminde gençlerimizin daha bilinçlendirilmesini sağlamak. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir internet sitesi projemiz var. En yakın zamanda yayınlamayı düşünüyoruz. Profesyonel insan kaynakları sitesi şeklinde çalışacak. CV oluşturmaktan görüşmelerde dikkat edilmesi gereken konulara, onun dışında işte bizim camiamızdan iş hayatında, özel sektörde, kariyerinde belli bir noktaya gelmiş insanlarla yapılan röportajlar ve bunun gibi bir sürü bilginin de içinde bulunduğu, aynı zamanda iş arayan gençlere yardımcı olabilecek insanların da birbirini bulabileceği bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 2-3 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. En yakın zamanda bitecek. O zaman İnsan Kaynakları Mesleki Gelişim Grubu daha aktif olarak duyulacak. Aslında biraz da ekonomik dayanışmayı hedefleyen bir yapı herhalde bu. Yani insanların birbirine illaki para vermesini değil ama o mesleki gelişim dediğimiz şey ya da işte insanların orasını takip etmesi en nihayetinde insanların geçim kaynağına hitap eden bir şey. Belki günümüz dünyasında en önemli konulardan bir tanesine dokunmuşsunuz. İnşallah başarılı olursunuz. İnşallah, ama buradaki çıkış amacımız asla ekonomik değil. Yani az önce de söylediğim gibi hedef iş arayana iş bulmak değil. Biraz daha gençlerin önünü açabilmek, daha bilinçlendirebilmek ya da toplumda belli bir noktaya gelmiş insanların gençlere daha fazla yardımcı olabilmesini sağlamak. İş bulmak amaçlı çok ekonomik bir noktadan çıkmadı aslında proje grubu. Aslında proje gruplarınızdan bir tanesi, dikkat çekici proje gruplarınızdan bir tanesi de mahalli dans müzik ve proje müzik proje grubu ama bununla da birazcık bağdaştırabileceğimiz bir konu var. Geçtiğimiz haftalarda yaptığınız Dijeş Daha adındaki gecenizden biraz bahsedelim. Kısaca alayım yanına. Dijeş Daha aslında İstersen Dijeş Daha'nın ne demek olduğuyla başlayalım. Dijeş Daha güzel gecemiz anlamına geliyor. Böyle bir isim koyduk. Hep beraber gecemizi güzelleştirmeye davet ettik insanları da. Aslında yapılan gençlik gecelerinden farklı bir şey olsun istedik. Biraz daha düzenli olsun, biraz daha gelenek örneklerimizi yansıtsın istedik. Bunun için de uzun aylar boyunca bekledik bunu, duyurusunu gerçekleştirip. Bunun aslında en önemli farkı şuydu, biz bu düğünümüzü Tipine Aslan'ın onuruna kurduk. Tipine Aslan 2010 yılı Aralık ayında öldürülen bir etnograf. Kabardey-Balkar Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde bir bilim adamıydı. Adige kültürü üzerine doktorası vardı.
Biz onu onurlandırmak istedik. Onun açtığı yolda ilerlemek istedik. Yani onun yürüttüğü çalışmalar vardı. Mesela Nalçık'ta Apazya Meydanı'nda her çarşamba düğün kuruluyordu. Yani kültürümüzü, geleneklerimizi canlı tutmaya çalışıyordu. Yeniden canlandırmak, yaşatmaya çalışıyordu. Biz de hani bu konuda nasıl bir katkı yapabiliriz diye düşündük. Düğünümüzü onun onuruna kurduk. İnşallah yanlış bir şeyler yapmamışızdır. Bir yerden başlamak istedik. Tabii ki onu onurlandıracak daha iyi şeyler de var. Mesela Adige Kültür Merkezi 2012 yılında adını Tipine Aslan Adige Kültür Merkezi olarak değiştirmiş. Mesela bizim iletişimde olduğumuz Ankara Derneği Gençlik Komisyonu'nun bir yazısını okudum. Tipine Aslan'ın bir Adige Nisaşi diye bir belgeseli var. Bunun Türkçe ve Arapça tercümesini yapacaklarını ve onun onuruna bunu adayacaklarını söylemişler. Biz hani küçük bir başlangıç yaptık diyelim. Tanımayanlara Tipine Aslan'ı tanıtmış olduk. Çerkes diasporası birazcık küçük, herkesin birbirinden haberi olduğu için biliyorum. Ben geceye katılamadım ama aldığım geri dönüşler gecenizle ilgili çok etkileyiciydi. Çok kalabalık ve çok güzel bir düğün olmuş. Kaçırdığımıza da üzüldük açıkçası. Ben bir şey eklemek istiyorum aslında Dijeş Dahi ile ilgili olarak. Biraz daha otantik yapıyı korumak için uğraştık aslında ve bundan sonraki organizasyonlarımızda da aynısını devam ettirmek istiyoruz. Kılık kıyafet konusu bizim için çok hassastı o gecede. Belki buna biraz değinmemiz gerekiyor. Çünkü aynı hassasiyeti bir sonraki organizasyonlarımızda da devam ettireceğiz. Belki şimdiye kadar çok fazla yapılmamıştı ama biz İKKD genç üyeleri olarak orada aktif yer alan herkes mümkün olduğunca otantik bir şeyler giymeye çalıştık üzerimize mesela. Kalpağını da takıp gelen oldu. Şarhonunu atıp gelen oldu. Geleneksel motiflerle işlenmiş eteğiyle gelen arkadaşlarımız vardı. Bunu birazcık korumaya çalıştık. Ve katılımcılardan da aslında davet yazımızda biraz bu konuya özen gösterilmesini talep ettik. Belki çok ufak bir detay birçok kişi için. Çok bahsedilmemesi gereken bir şey. Sonuçta kılık kıyafete biraz hassasiyet göstermelerini beklemiştik. Ama bu bizim için önemliydi ve bu şekilde de olacak. Çünkü geçmişimize baktığımızda bu şekilde gelmiş. Ve biz belki şu yakın zamanda böyle devam etmedi ama bundan sonraki süreçte bunu korumak için uğraşacağız. Bu çağrınızdan ve gecenin bu konsepti olmasından yaşlıların çok memnun olduğuna eminim açıkçası. Sadece sizlerin değil aslında bütün Kafkas diasporasının ana gündemlerinden bir tanesine gelelim yavaş yavaş isterseniz. Mesela anayasa. Sizin yeni anayasa ile ilgili ne tarz çalışmalarınız oldu? Bunu da kısaca alayım isterseniz. Anayasa ile ilgili bir proje grubumuz var. Şöyle bir çalışmamız oldu. Aslında biz bir ekstra bir talep metni ortaya koymak amacıyla bir araya gelmedik. Bizim yapmaya çalıştığımız şey anayasa hakkında bilgi edinmek. Mesela okumalar yaptık kendi aramızda. Başka ülkelerin anayasalarını okuduk. Meclise sunulan talepler hakkında bilgi edindik ve kendi içimizden arkadaşlar ve yakın çevremizden davet ettiğimiz arkadaşlarla birlikte bir sunumlu ve tartışmalı bir toplantı gerçekleştirdik. Genç Kafkasyalılar anayasayı konuşuyor diye Nisan ayında gerçekleşti. Burada da amacımız en başta hani bir karar çıkartmak değil, insanları düşünmeye sevk etmekti, araştırmaya sevk etmekti, hani talep etmeye sevk etmekti. Bu tür konuları düşünmeleri, gündemlerini almaları için böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bunun yanında Anayasa Çalışma Grubu yine faaliyetlerine devam ediyor, araştırmalar, okumalar yaparak. Aslında sanırım bu çalışmada o en başta söylediğiniz sorgulamaya yönelik. Evet. Şey, insanları düşündürmeye, farkındalık yaratmaya yönelik bir şeydi. Peki, gelelim 21 Mayıs'a. Bu sene 20 Mayıs'ta çeşitli organizasyonlar yapıldı İstanbul'da. Siz bu süreçte neler yaptınız? Yani organizasyonlara ne şekilde dahil oldunuz? İstersen ben kısaca 21 Mayıs genel bildirimimizden bahsedeyim. Sen detay verirsin. 21 Mayıs aslında İKKD Genç'in duruşunu sergilemesi için en önemli fırsatlardan biriydi. Öncelikle yapacağımız çalışma ya da eylemle kendimizi iyi ifade ettiğimiz için aramıza yeni arkadaşlar katmak ve dolayısıyla da ileriki yıllarda 21 Mayıs'larda daha kuvvetli çalışmalar yapabilmek imkan tanıdık bize. 21 Mayıs gündemli toplantımızda bizim için temel şey şuydu ki biz
21 Mayıs'ı bir anma günü olarak değil, haykırma günü olarak görüyoruz. Ve o yüzden de bulmamız gereken yerin Taksim olduğuna inandık. Fakat Setin Ay'ın da bahsettiği gibi İstanbul Kafkas Kültür Derneği çatısı altında çalışıyoruz. Ve Beşiktaş'ta düzenlenecek olan da bir Beşiktaş programı vardı. O yüzden kişisel olarak Beşiktaş'a destek verip kurumsal kimliğimizle, her ne kadar kendimizi kurumsallandırabiliriz bundan da emin değilim. Fakat kurumsal kimliğimizde de Taksim'de yer alma kararı verdik. Ve M21 organizasyonunun içinde de aktif olarak yer aldık. İçimizden bir arkadaşımız, Hande bizim temsilcimiz olarak M21 sürecinde bütün toplantılara katıldı. Orada bizi temsil etti. Jankat M21 organizasyonunda basın açıklamasını okuyan arkadaşımızdı. O da bir İKK'de genç. Evet, o etkili sesiyle. Beşiktaş kısmında 148 mezar taşı eylemini gerçekleştirdik. Burada da çıkış noktamızdan çok kısaca bahsedip ondan sonra Setana'ya detaylar için bırakacağım. Bosna'da savaşta ölenler için yapılan bu 11.600 kırmızı sandalye projesi vardı. O bizim için anma kısmını tamamlayacaktı. Ve geçen yıl Yıldız Kaf'ın yaptığı bir mezar taşı eylemi vardı Taksim'de. Aslında biraz biz ikisini karıştırdık, üzerine çalıştık ve geliştirdik. 148 mezar taşı projesini ortaya çıkarttık. Matem nöbeti şeklindeydi ve atalarımızı andık ve onlara saygı duruşunda bulunduk. Evet, yani mezar taşı etkinliğinden bahsetmek gerekirse bunun ortaya çıkışı aslında biz Beşiktaş'taki organizasyona destek vermiyoruz kurumsal olarak. Hatta Beşiktaş'ta yapılmasını uygun bulmuyoruz. Bize doğru gelmiyor. Bize yalnız doğru gelen tek şey bu anmanın bir saygı nöbeti, matem nöbeti şeklinde yapılmasıydı ve biz bu düşüncemiz etrafında projelerimizi geliştirdik. Yönetim de bizim bu hassasiyetimize gerçekten önem verdi ve bize başka organizasyonla başka görevler yıkmadı. Yani bizden başka şeyler beklemedi. Bizim bu eylemimize gerçekten destek oldular. Bu eylemin ortaya çıkışı işte esin kaynaklarından bahsetti Ayşegül. Hem Yıldız Kaf'ın o mezar taşlarını M21 eyleminde yapmış olması, hem de bir yandan Bosna'da 11.500 savaşta ölen kişinin anısına sandalyeler yerleştirmesi bizi çok etkiledi. Böyle bir aslında Kafed'in Beşiktaş'taki organizasyonundan bağımsız bir sokak şovu gerçekleştirdik. Ve insanlar buna katıldılar. Özellikle Bursa Derneği gençlerinden yardım aldık. Onlar çok aktif görev aldılar. Ankara Derneği gençliği aynı şekilde. Eskişehir'den, başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız oldu. Bunun dışında sadece gençler destek vermedi buna. En küçüğünden en yaşlısına kadar, tamadelere kadar, Kafvet Genel Başkanı'na kadar herkes gelip orada bir iki dakika bile olsa o matem nöbetini tuttu ve hakikaten çok duygusal anlar yaşanan bir nöbetti. Hani o yorgunlukta bırakayım mı bırakmayayım mı diye düşünüyorsunuz ama göz ucuyla yanınızdakine bakıyorsunuz ve kendisi öyle bir azimle tutuyor ki mezar taşını, size bir güç geliyor. Yani biz sessiz bir eylem yapmak istedik. En doğrusunun bu olduğunu düşündük. Çünkü bizim amacımız bir travmayı hatırlatmaktı. İnsanlar çünkü günlük hayatlarında ilgilerini kaybediyor bazı konulara karşı. Gündemlerinde olmuyor. Biz bir şekilde ateşleyici bir güç olarak bu travmayı ve travmanın getirdiği bir suskunluk vardır. Bunu yansıtmak ve hatırlatmak istedik. Aslında sohbet ederken ekranda izleyicilerimizin gördüğü bir görüntü sizin Soçi ile ilgili fikrinizi de açık etti ama ben yine Soçi'yi soracağım. Çünkü diasporanın ve Kafkasya'nın ana gündemlerinden bir tanesi, hatta uluslararası medyanın da geçtiğimiz günlerde gerek Türkiye medyasının gerek uluslararası medyanın da yavaş yavaş üzerine konuşmaya başladığı konulardan bir tanesi de Soçi Kış Olimpiyatları. Özellikle diasporada çok aktif olarak tartışılan bir konu. Sizin bu konudaki düşünceleriniz, fikirleriniz ne? Ne düşünüyorsunuz Soçi Olimpiyatları hakkında? Soçi Olimpiyatları'na zaten bu M21 eylemine katıldığımızda orada da haykırılan sloganlar vardı. Soçi'de olimpiyat istemediğimize dair. Zaten İKKD Genç'in pankartında da Soçi'de olimpiyat soykırımın tekrararıdır diye bir sloganla, böyle bir sloganla ilerledik.
Yani karşı olduğumuzu ortaya koyduk. Burada karşı olmamızın sebebi olimpiyata karşı olmamız değil tabii ki. Olimpiyatların bu Çerkez soykırımının yapıldığı topraklarda yapılması ve bu olimpiyatlar düzenlenirken burada Çerkezlerin uğradığı zulümden hiçbir şekilde bahsedilmemesi, burada Çerkezlerin yaşadığından, öldürüldüğünden hiçbir şekilde bahsedilmemesi, bu konuda karşıyız. Yani tarihte hiç olmamış, böyle şeyler hiç yaşanmamış gibi gösterilmeye çalışıyor. Üstünü kapatma çabası bu bir şekilde. Bu zaten olimpiyat ruhuna da aykırı bir şey. O yüzden biz olimpiyat yapılmasına karşıyız, Soçi'de yapılmasına karşıyız. Hani bazı gruplar Soçi'nin gelişmesinden bahsediyor. Bazı insanlar hani bunun iyi olacağından bahsediyor. Hiçbir şekilde bunu kötü bir şey olarak görmüyorlar. Yani biz dediğimiz gibi olimpiyatı kötülemiyoruz. Olimpiyatın bu topraklarda yapılmasını ve bu şekilde yapılmasını, atalarımızın kemiklerinin üzerinde yapılmasına karşıyız. M21'in organizasyon komitesinden iki tane konuğumuz vardı iki hafta önce. Özgür'le Yaşar Güven. Yaşar Güven'i daha önce de konuk etmiştik. Özellikle Soçi Olimpiyatları ve M21 sürecine orada oldukça değindik ama orada kullanılan etkili cümlelerden, yani benim için etkili cümlelerden bir tanesi şuydu. Atalarımızın kemikleri üzerinde soykırım istemiyoruz. Bir de orası Çerkesya'nın tarihi başkenti. Bir de sanırım Özgür söylemişti, bu Rusya'nın olimpiyatları yaparken ki daha doğrusu olimpiyatları dünyaya lanse etmesinde kullandığı bir motto var dedi. Bu da işte tarihi Rus vatanı. Soçi, Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı. Ve ne kadar dramatiktir ki, Özgür'den aktarıyorum aslında bunu biraz. Ne kadar da dramatiktir ki Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı bir soykırım toprağı. Ne kadar büyük bir ironi var belki de burada. Aslında konuşacak çok şey var. Sizleri bulmuşken uzun uzun sohbet etmek istiyor insan. Ama maalesef bizim bu haftaki süremizin sonuna geldik. Ama önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda, belki yeni yayın dönemimizde tekrar sizleri konuk etmek isteriz. Aslında Marje'de oldukça zevkli ve dinamik bir program oldu bu hafta Marje. Konuklarımızın hem isimlerinin hem kendilerinin genç olmasının bunda ne kadar etkili olduğunu seyircilerimizin takdirine bırakalım. Ama biz yine de kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz bu zevkli sohbet için. Evet, Kuban'ın da değindiği gibi bu haftaki Marje'nin sonuna geldik. Konuklarımız Bezro Kosetene ve Kımza Ayşegül'dü. Program hakkındaki soru, öneri ve eleştirilerinizi marje@imc.tv.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Haftaya yeni konuklarla görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.